dağlar, İran'ı dağlar, İran'ı dağlar, kimin için ağlar, bizim için ağlar, biz kimiz, komandolar, kimin için ağlar, bizim için ağlar, biz kimiz, komandolar. Mezarıma kapanıp ağlamam, yarim yarim diye ağlamam. Ne bu ya? Kurmay toplantısı gibi. Hadi be Osman, çatlattın adamı be. Hadi be. Osman. Emredin komutanım. Memnun olacağını düşünmüştüm. Eskişehir diyorum. Eskişehir'e tayinin çıktı diyorum. Birdenbire suratın düşüyor. Yanılıyor muyum? Komutanım, müsaade var mı? Osman, konuş oğlum. Kulağının üstünden geçen kurşunun sesini kim dinlemişse o konuşur burada. Rahat konuş. Komutanım, bana gösterdiğiniz ilgiden müteşekkirim. Siz bir albaysınız. Ve bir uzmana gösterdiğiniz yakınlık. Konuş oğlum lan. Delirtme beni, konuş. Komutanım. Ulubatlı Hasan dediniz. Siz şimdi o Hasan'ı üzerine kan ve ter dökerek çıktığı surlardan aşağı indirip diyorsunuz ki seni Bursa Vakfı'na tayin ettim. Tarih de biliyoruz ha. Özür dilerim komutanım. Ben buraya ve bu iş için geldim. Maaş almak için değil. Uzman olmak için değil. Emekli olmak için değil. Ben sadece buraya ve bu iş için geldim. Buna kimse inanmaz. Ama siz beni anlarsınız komutan. Ben inanıyorum. Ve hatta ben bunu biliyorum. Ama hepinizin canı bana emanet. Bunlar istihbarat raporları. Küpeli denen kadını vuruyorsun. Bu bir başarı mıdır? Evet. Çok büyük bir başarı. Mensup olduğun birliğe katkın her türlü takdirin ötesindedir. Cesur bir askersin. Yiğit bir vatan evladısın. Ve ben seninle iftihar ediyorum. Ama toplanan kalabalığın
bir personeli ismen zikrederek intikam almak kastıyla harekete geçtiği ve slogan attı. Evet. Gerek dağ kadrosu ve gerek şehir eylemine hazırlanan grupların özellikle ismi geçen personelle ilgili planlar yapmakta oldukları da dahası da var. 04.01.2011 tarihli ve bir askerin şehit ve 4 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının da OK Osman Kanat OK isimli personele yönelik kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği ve esas hedefin ismi geçen personel olabileceği değerlendirilmiş olup bunun ne demek olduğunu biliyor musun Osman? Komutanım. Bu şu demek Osman. Eğer burada kalırsan bütün namlular seni gösterecek. Hepsi sana dönecek. Allah korusun sadece sana dönmekle kalmayacak. Çeliktepe için, birliğin için ve arkadaşların için büyük bir tehlikeye yol açacak. Ben komutan. Savaş emri veririm. Savaşırım. Ama benden beklenen her şeyden evvel memleket çocuklarını yaşatmak, onların canını korumak. Ben bunu göz ardı edemem Osman. Komutanım. O halde ben istifa ediyorum. Pazar mıydın? Nasihat mı sadece? Abi ne oldu söylesene. Surlardan aşağı indik Devrem. Ne suru ya? Ne diyor yine bu? Osman! Tanrımıza hamd olsun! Tanrımıza hamd olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Dikkat! Afiyet olsun! Sağ ol! Komutanım. Heh. Yavuz Arabay komutanım siz istiyor. Tamam geliyorum. Hayırdır Asteğmen'im ya? Vallahi inşallah hayırdır. Bir de fırça fastıysa yemekten önce hiç çekilmez yani. Büyük dağın karı büyük olur. Hangi dağ lan? Ne karısı? Yine ne çılgının peşindesin lan? Ya bir yağış türü olan karı kastediyor. Demin burada ne yaşandı, neler hissedildi? Hakan Asteğmen tam böyle güzel güzel çorbasına dalacaktı. Ne oldu? O suratsız sefa geldi dedi ki... Uydurma lan, ayıptır. Demedi mi ya? Demin gelip demedi mi ya? Kulak değil, çanak anten mübarek. Neyse, dedi ki, komutanım dedi, sizi dedi falanca, Tugay'dan falanca komutan arıyor ya. Sana ne bunlar annem? Sana ne mi? Annem mi? Müerrem, olaya bir okuma olarak bak. Bu olayın okuması şudur. Asla ve asla emir altında çalışmayacaksın. İyi de Mahmut sen nerede olduğunu bilmiyorsun galiba. Sen burada Zurna'nın son delisin. Ben nerede olduğumu da biliyorum, Zurna'mı da biliyorum mübarek hocam. Benim dediğim sivil olduktan sonrası.
Ya atıyorum sen beni Sivil'de Diyarbakır'a ziyarete geleceksin değil mi? Bir bakacaksın kocaman bir tabela. Erigani'nin en büyük limited şirketisi. Mahmud'u Davukçuluk. Mahmud'u Davukçuluk mu? Tamam, isimde tam olarak emin değilim. Karakum Davukçuluk da olabilir. Karakum Davukçuluk. Gerçekten. Bak ben her şeyi düşündüm. Her şeyi planladım bak. Her şeyi tasarladım ya. Çok basit iş. Bak. Tam o kafasına, kendi kafasına koymuş baba. Çok mantıklı ya. Bak yumurtanın tanesi kaç kuruş? Ya siz limitleşmeden, şirketleşmeden, profesyonel iş hayatından anlamıyorsunuz arkadaşlar. Özür dilerim, kusura bakmayın yani. Afiyet olsun. Bitti. Emredersiniz komutanım. O kıymetli bir çocuk Hakan. Kanaatlerini oluştururken yardım edin ona oğlum. Hissiyat aklının önüne geçmesin. Emredersiniz komutanım, elimizden geleni yaparız. Dur Ali'ye de anlat. Usulünce oturun, dinleyin, konuşun. Bana da muntazaman bilgi ver Hakan. Emredersiniz komutanım. Geldin. Nasılsın Osman? İyiyim. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sen nasılsın? Nasıl olayım işte. Bildiğin gibi. Evde durum malum. Ben sıkıldım ama malum durumda ne? Ya, sıkıldın. Kusura bakmayın Osman Bey, size böyle her gün lay lay lom haberler veremiyorum. Acaba ablam öldüğü için olabilir mi? Nihan Hanım, acaba ablanız elinde keleşle dağlara çıkıp onlarca asker öldürdüğü için olabilir mi bu? Osman, ben bunu kavga etmek için söylemedim. Ben seni anlıyorum ama biraz da olsun sen beni anlamaya çalış lütfen. Başlayacağım, ne işledin sen ya? Osman dur! Bu kadar çabuk yenilmeyeceğiz değil mi? Nihan, sen üzüldüğünde, siz üzüldüğünüzde ben de çok üzülüyorum. Ama ben görevimi yaptım. Ben senin yanındayım. Her zaman. Bunu biliyorsun değil mi? İbrahim, ha. Bu neye böyle gıyın gıyın bakıyor? Nesi var bunun? Erkek dedi, erkek dedi. Ne demek o? Ya işte Zeliha burada ya. Şimdi şeref merhaba olmasın diye etraflarında bakıveriyor. Benimle ne ilgisi var canım? Elin serserisi. Ya Serbülent kızım işte Zeliha. Ne diyeyim? Serbülent. Hah, buyurun. Nereye gidiyorsun sen? Hiç, sizle geliyorum. Serbülent, bak ben kendimi korurum, tamam mı? Tamam da Zeliha Hanım, şimdi o gamonoz kafalı sizin hakkınızda ileri geri konuşuyor. Yahu ben senden böyle bir şey istedim mi? Ne oldu, bana kızdınız mı Zeliha Hanım? Ben şeref lafı duymak istemiyorum artık.
Ama tabii yine de benim hakkımda konuştu diye Şeref'in kafasını ısırman çok hoş bir davranış. Öyle değil mi? Evet. Yine ısırırım. İbrahim, ne oluyor? Bu iş böyle giderse İbrahim Kanat daha çok başlık altını öder anlamına geliyor Fatma. Yürü, yürü. Mallar geldi mi onları raflara yerleştirivereceksin. Her gün dükkanı açıvereceksin. Açtın açtın. Açmadın yandı gülüm keten helva. O helva niye yanıyor acaba, ben onu anlamadım. Derbi meseledir o, öyle denir. Ha ben şeye katılıyorum, tamam. Ne? Yani ticaret hayatının saniyesi para. Ya bir dakika bile kaybetmeyeceksin. Yani misal ben böyle küçük su dökmeye gittim. Allah'ın üstü hakkını versin. Şunu döndürdüğü lafa bak Zeliha. Affedersin Zeliha Hanım. Neyse gittim diyelim. Az sonra geleceğim devri kapandı gari. Cin gibi olacaksın cin gibi. Müşteri beklemez. 7x24 açık olacaksın. Ya abartıyorsun be evladım ya. Ya eczane dükkanı maçı veriyorsun. Hele sen o çirkin yazınla namaza gittim geleceğim yazmayacaksın. Çekil sensin. Hükeli adam. Koca köpek. Biz de yardımcı oluruz canım. Boş kalmaz evelallah. Bak gördün mü Zeliha'm? Kirpi tam zamanda ne güzel laf etti değil mi? Aferin aferin. Koca baba. Bence biz ticari temaslarda bulunalım. Makroekonomik şeyler sadece bizde olsun. Coşkun servis işlerini hallederken Koca Hanım'la Zeliha Hanım da dükkanı çekip çevirirler. Oha diyorum sana, oha diyorum da başka hiçbir şey demiyor. Ulan kıç kadar dükkanda... İbrahim, ne diyorsun? Çarşının ortasında gıç bıç. Ayıp değil mi koskoca adam? Hadi yürü gari, yürü yürü. Ulan küçücük dükkanda 5 kişi mi çalışacağız? Koşun köpek. Çalışacak tabii koca baba. Çalışacak tabii. Ya bir düşünsene. Zeliha Hanım'la Koca Hanım'la böyle pembiş pembiş önlükle reyonun arkasında böyle keklik gibi sekiyorlar. Ya anne münasebet canım. Allah Allah. Ben tutmuyorum. Dükkan mükan tutmuyorum ben. Tutmuyorum. Ya asgari ücret. Ha yürü gari. Ne tutmayacaksın? Yürü, yürü ya, hadi. Batırı verecek bu adam beni ya. Ben imkanı yok. Tutuvermem dükkanı ya. Ay. Aa ha. Çok güzelmiş. Serbülent. Besmele çektin mi oğlum? He, içimden çekiyorum Koca Hanım. Bir de dışımdan çekiverin. Hadi çektim. Bismillah. Sağ yandan gir, sağ yandan gir. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Bismillah. Hayır. Hadi. Oh. Ben buna çok şaşırdım ama ya. Sen mi, ben mi? Ben ilk defa Yavuz Eralbay'dan... Ne bileyim bu kadar kötü bir şey duydum işte. Ya belki o kadar da kötü değildir Osman. Yani bir baba gibi tepki vermiş seni sevdiği için. Seni korumak istediği için böyle bir şey yapmış. Bilmiyorum ya. Belki de. Ya bu savaşı tek başına kazanamazsın ki. Her şeyi tek başına değiştiremezsin. Öyle bir iddiam yok zaten ya. Ama ben buradan kaçmadan, Ata Bey'e geri döneceğim günleri saymadan, burada emanetçi gibi olmadan durmayı başarabilirdim. Bunu başardın zaten Osman. Belki bir iş uydururum Ata Bey'de. Dükkan kiraları ucuzmuş. Sana da bir eczane açarız. Fena mı olur? Sana bir sır vereyim mi? Söyle. Kızmak yok ama. Yan söyle. Gel gel gel. Ben buna çok sevindim.
Ha, bunların hangisine desen ki şimdi Osman Kanat kedi suratları düşecek de aşağıki dereye kadar. Kesin. Bizim deli ne demiş peki? Tahmin et. Kesin istifa etmiştir o. Aynen. Ben bilmem mi malım ya? Deli ya, bildiğin zır deli. Ya Hüsamettin Baba da diyor ki biraz durulsun, biraz konuşun falan. Konuşalım konuşmasına da onun iki kulağının arasına bir şey barınmaz ki esteğmenim ya. İnatçı, dediğim dedik, çaldığım düdük. Allah Allah. Kime benzemiş acaba? Tencere, kapak. İkisi de çelik tepede. Allah Allah. Ulan laf döndü dolaştı, gene geldi Duralya ya. Kurtuluş yok ha. Hadi ulan kımıl böcüleri, hadi. Tırtıllar, salyangozlar. He he, ha ton balığı ha. Çakma komandolar size, hadi. Ya kusura bakma dedi ama bu benim hayatta duyduğum en saçma zengin olma planı. Sen ne anlarsın cahil, cüela, gerizeka derdim ben sana ama diyemem. Neticede potansiyel müşterimsin, saygılı olmam lazım. Potansiyel müşteri olarak da kalırım, almam yani. Ya şu mevzuyu kapatalım mı ya, bende sıkıntı yaratmaya başladı lütfen ya. Çok banal, tatsız. Evet ya, zevksiz. İpe sapa gelmez. Dandik bir konu bu Mahmut. Ayrıca oğlum, sen böyle tornacı, böyle oto tamircisi falan bir herif değil misin? Senin ne işin olur tavukla, yumurtayla, tavukçulukla lan? Bak işte bu. İşte bu, anladın mı? İşte bu. Türkiye'nin önünü tıkayan, yaratıcı girişimci beyinlerin önünde engel teşkil eden statikocu zihniyet. Bu statikocu. Statikocu yani. Neyse de, sizler benim şirketleşmemi çekemiyorsunuz. Ya annem, yani... Niye çekemeyelim, niye kıskanalım da? Hani olay saçma biraz bu oğlum. Ya zaten tavukçular kan ağlıyor. Bir de sen kalkmışsın, elde yok, avuçta yok. Tavukçuluk yapacağım diyorsun ya. Abi maynak. Çünkü maynak herif yani. Mahmut, oğlum bak tatlım kıymetlim, bak beni bir dinle. Bak, gittin tavukları aldın. Aldım. Borç harç yemini de aldın. Aldık. Tavuklara bastın yemi, bastın yemi. Onlar böyle bir şişti, güzelleşti, etlendi, butlandı. Çok güzel adılar. Sen bunları kamyonete ekliyorsun. Sabah parayı vuracaksın değil mi? O gece bir salgın, hepsi ölüyor. Ne yapacaksın? Tavuklar mı öldü? Teker teker hepsi ölüyor. Ne yapacaksın? Hepsi mi öldü? Hepsi. Olmamış bir şey değil. Olmuş mu? Benim neden ölüyor tavuklar ya? Salgın, hastalıktan. Ölmemesi lazım. Eğer maneviyatına dikkat edersen tavukların ölmemesi lazım. Ya tamam, hadi yatıyoruz beyler. Muhammed, hadi kapat şu işi. Ama benim tavuklarım öldürüldü. Ya kurban olurum senin tavuklarına. Ama acık uyuyalım be Mahmut, he? Acık. Çok komik. Davuk taklidi yapan şişman balık. Cahil stüdyocular. Komutanım Allah aşkına ben... Ver, ben aldım işte ya. Ya aslına bakarsan Durali başçavuş uzatmaları oynuyor. Ben de sen yarın öbür gün askerlik bitecek, öğretmenliğe döneceğim. Yani anlayacağın hiç kimse kalıcı değil burada Osman. Ya komutanım benimki biraz erken oldu ya. Ya dayın olur oğlum ya. Dayın bu. Bugün Eskişehir'e gidersin, yarın Kırklareli'ne gidersin. Öbür gün Pınarhisar'a gidersin. E oraya da adam lazım, oraya da jandarma lazım. Komutanım benimki normal değil. Ya Hüsamettin Albay seni düşünerek böyle bir karar vermiş işte. Komutanım ben istifa ettim. Bu iş bitti artık. Kağıtlar gelir gelmez de... Konuşmanın faydası yok değil mi Osman?
Allah'ın keçiliyor. İnadın inat he. Öyle komutan. Konuşmanın bir faydası yok. Kimdi? Abi benim Seyfi. Ne oldu Seyfi? Hastaneye yetişmem lazım. Abi herif dükkana geldi. El koydu abi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne herifi ne eli? Zaten burnumdan soluyorum. Sen dışarı! Ne oluyor burada? Dışarı! Çık. Geldin mi Bakır? Senin bu tatlı işi asacak kadar daha önemli ne işin olabilir diye düşüneyim ha. He? Tanışıyor muyuz? Tanıştık say. Ben Miro. Kulaksız Miro. Kulaksız? Ne yapsan Bakır? Şu anda benim oturmam gereken koltuğa bakıyorum. Ama olsun, misafirimsin. Bu seferlik olabilir. Kalk oraya! Anlamadım. Ayağa kalk! Miro kardeş. Herhalde şaka yapıyorsun. Yani yoksa bu aramızdaki... Bak bir daha tekrar etmeyecek ama. Kalk hele! Bundan sonra beni ayakta dinleyeceksin. Ben ne zaman buraya gelirsem... Aha böyle tırrak diye ayağa kalkacaksın. Sen burada kıçın yayarken orada mücadele edene saygı göstereceksin ha. Bundan sonra benim sorumluluğum altındasın Bakır. Benim öncekilerle karıştırmayasın ha. Bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. Ben nasıl istersem öyle yapacaksın. Uçan sinekten bile beni haberdar edeceksin. Eğer tökezlersen Bakır. Bir kulağından budamağa başlar ama. Anladın mı? Anladım. Ha. Necla'nın ölümü seni nasıl etkiledi? Üzüldün? Necla büyük bir savaşçıydı. Necla Heval'in mücadelesi... Mücadelesi değil, değil. Necla'nın gözleri, Necla'nın dudağı, Necla'nın kucağı, Necla'nın aşkı. He? Bundan sonra kafana bir tane şapka tak. De ki Miro burada. Miro'nun ayağı hep benim kafamın üzerinde de. Çünkü ele bakır. Ele. Thank you.
şimdi Osman kızıyı bu işe ama sanki bu iş onun için daha iyi olacak gibi Aslıyım Hanım ya. Öyle ama. Aman Osman işte ya. Yani kız avukat. Bu böyle ya Aslıyım Hanım. Bugün burada, yarın Hakkari'de, öbür gün Doğu Beyazıt'ta. Bu iş böyle Aslıyım Hanım. Sonuna kadar gide böyle. Gez babam gez. Öyle. Aşkla meşkla olacak iş değil bu ya. Davul biraz dengi dengine çalacak ha Aslıyım Hanım. Gir. Kurar bir iş. En az kazansa buradaki kadar kazanır Aslıyım Hanım. Rızık Allah'tan Aslıyım Hanım. Hiç olmadı açar bir dükkan oturur aşağı ya. Vallahi benim tanıdığım Osman Kanat öyle dükkan mükkan işlerine gelemez başlamışım. Ama yine dediğin olacak galiba. Vallahi alışacak Aslıyım Hanım. Başka çaresi yok. Tepsi niye boş Mahmut? Oğlum konuşsana. Hayırdır? Ne hayırdır? Nereye gidiyorsun? Hani önce ben terhis olacaktım. Sen ondan sonra gidecektin. Sen nereden biliyorsun? Dural Başçavuş'la Hakan Aslıyım'la konuşurken duydum. Sen de oturup onları dinledin ha? Dinlemedim. Çay bırakıyordum, duydum. Duymak da istemezdim. Niye gidiyorsun? Öyle icap ettim Mahmut. Gidiyorum. Ama... önce ben terhis olacaktım. Sen öyle gidecektin. Kafana göre iş yapıyorsun ya. Ben ne yapacağım burada sen yokken ya? Niye gidiyorsun be komutanım? Ethem, Ethem nerede? Kalktı, gelir şimdi. Teslime, ne ediyorsun sen? Kahvaltı hazırlayayım. Neyse, ben çıkıyorum. Dur, ben götürürüm seni. Mürsel Ağa, sen nereye? La bakım, kalafat ne ediyor? Hepiniz oturun sofraya, hadi. Anne, sen iyi misin? Evet. Herkes etsin kahvaltısını, karnını doyursun. La insanda yiyecek hal var da, konuşturma şimdi beni. Ben bu çocuk büyümeden ölmeyeceğim Mürsel Ağa. Bu evde kahvaltı edilecek, yemek yenilecek, iş yapılacak. Yas tutulacaksa da herkes kendi sinesinde tutacak yasını. Bu çocuk yuvadan uçmadan ben ölmeyeceğim. Sen de ölmeyeceksin Mürsel Ağa, sakın ha. Ölmeyeceksin. Şimdi oturun hepiniz sofraya.
Hastane idaresi kimlik araştırıyormuş abi. TC numarasını istiyorlar. Lan oğlum verdik ya nüfusu. Abi sahte hüviyete kimlik numarası yazmadık. Ne kadar zamanımız var? Araştırıyorlar. Vallahi bir terslik olduğu anlarlarsa doğrudan polis çağrılır. Ne polisi be? Bana bak. Git bir ambulans bul hemen. Nereye gideceğiz abi? Lan nereye gideceğiz? Vilayete gideceğiz. Paralı bir yer. Hadi. Yürü. Bundan sonra ya Herro ya Merro. Bizim durumunu hiç beğenmiyor ama. Baba zor yani. Ya işin kötüsü konuşmuyor. Kafasında kurup kendi kendine çözüyor. Ben de çok endişeliyim. O nerelerde? O? Görüşmeyeyim mi sen hiç? O Osman mı? Şimdi böyle mi bahsedeceğiz baba Osman'dan? Yine Nihan. Benim çok muhabbetli aziz damadım diye mi bahsedecektim? La ablayın toprağı kurumadı daha, toprağı. Birdenbire ablan mı oldu baba? Hani tanımıyordun sen onu? Benimle konuşurken sese sadağa dikkat et. Ya tamam, sakin olun. Ya Osman'ı suçlamaktan vazgeçin artık ya. Anam da sen de. Bunu yapacaktı zaten ve yaptı. Bu beklediğimiz bir şeydi baba. Ya bu benim için kolay mı sanıyorsunuz siz ya? Nereye gidiyorsun oğlum? Abi ben giderim. Bacın haklı Ethem. Çocuğa ne diyecek? Necla vurdu, öldüremedi. O vurdu, öldürdü. La Osman'a kızmak boş iş. Bu işin temeli lanetli. Temeli. Vallahi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki baba. Anasını satayım. Haksız yok yani. Haksız yok ha. Sen nereye gideceksin baba? Berat'la konuşacağım. Osman oğlum. Osman senin sesin niye öyle geliyor? Ha? Anne yok bir şey. Neyim ben? Ha ben anlarım. Ben anlarım. Beni geçiştirme bak hem. Söyle ne oldu? Anne, ben... Söylesene oğlum. Anne ben galiba değil de... Anne ben ordudan ayrıldım. Nasıl? Ordudan ayrılıyorum anne. Osman? Bir kabahat mi ettin oğlum? Niye atıyorlar seni oradan? Ha? Söyle bakayım bana. Ne yaptın Osman? Anne vallahi ben bir şey yapmadım ya. Bir muhannetlik mi ettin oğlum? Kuzum söyle bakayım bana. Seni niye atıyorlar oradan? Osman söyle ne yaptın ha? Anne. Beni atmıyorlar ki. Ben bir şey yapmadım. Söylesene ya çocuk. Söylesene ya. Anne. Ben kendi isteğimle ordudan istifa ettim. O kadar. Kendin? Evet anne. Gönül rızası inan. Evet anne. Amanın! Amanın! Gerçi kağıtlarım daha gelmedi ama onun da eli kulağındadır. Ay! Ay kurban keseceğim. Kurban keseceğim oğlum. Kuzum kurban keseceğim. Konu komşu ekmek dağıtacaksın, şeker dağıtacaksın. Çok sevindim Osman, kuzum benim. Kuzum çok sevindim. Çok. Ya koca baba. Ne var? Ya yapma gözünü seveyim ya. Ya yapma gözünü seveyim. Şu yerin haline bak ya.
Benekli çakal gibi yaptın koca baba. Damlatma şu yere gözünü seveyim ya. Ulan vallahi billahi seni buradan bir kovalayıveririm. Bir kovalayıveririm. Bak bu sopayla beraber seni gönlene kadar kovalarım ha. Gönlene kadar kovalarım. Sustu bakalım, sustu. Zaten hep susturuyor. Ama şunu bil ki koca baba. Amellerin en eftali zalim sultan karşısında hak söz söylemekti. Ulan koca köpek sen bana zalim sultan mı diyorsun ha? Tövbe yarabbim tövbe. Ulan şunu söylediğine bak ya. Baskıcısın koca baba, baskıcısın. Şu simada hafif kırlaşmış kirli sakal var emme. Bir nurani ifade, bir munis ifade var emme. Bunun altında bir diktatör, bir zoba var zoba. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Hasbinallah ve ni'mel vekil ya. Koca baba, bu çocukluğunda geçirdiğin bir travma sonucu olabilir mi bu psikoloji bozukluğu acaba? He? Baskı kurmayacaksın koca baba, baskı kurmayacaksın. Bak, marif devletlerde bile isyan çıkıyor. Patığı patığı dökülüyor o diktatörler. Ulan ben şimdi senin bir diktatörüne başlarım. Ya İbrahim amca, sayın abim yapmayın ya, lütfen ya. Ne ediyorsunuz siz burada ha? Fatma. Beni bak İbrahim. Sana yarına kadar müsaade veriyorum. Anladın mı? Boya bulan işlerini hemen bitireceksin. Rafları da koyacaksın yarın. Devrisi günde malları getireceksin dizeceksin üstüne. Üç gün içinde bu dükkan işler vaziyete gelecek. Anladın mı? Oldu. Boya çöküp mü bu kadın? Ne acele? Sana üç günde yok. O kadar. Ya Fatma arka mısır attı mı kovalıyor bizim ya. O acele ne? Osman geliyor. Osman geliyor. İbrahim Osman geliyor. Dükkanı boş musun çocuk? Osman geliyor diyor adam. Duymayın mı? Osman geliyor. İbrahim Osman. Vay Mahmut Bey. Chicken King, ne haber? Türkçe konuşacakmış, anlamıyorum. Tavukçular kralı oğlum. Kral tavukçu ya da kısmen tavuk kral. Yakışır lan kardeşime. Ha? Maşallah. İşte ne yapıyorsun lan? Kafandan hesap mı yapıyorsun? Üç tavuk üç günde üç yumurta yaparsa 12 tavuk 10 günde kaç yumurta yapar? 48, 48. Ya dede, şeyi de dün tam konuşamadık. Bu tavukların manevi dünyası ne olacak? Yalnız beyler, Nimet'le dalga geçiyorsunuz bak olmuyor ha. Ya dede, tavuk deyince senin aklına bir tek pişmiş tavuk mu geliyor ya? Ya arkadaşlar, tamam. Mahmut, kardeşim inşallah bu işte muvaffak olursun da şunlara ağzını payını versin ha, biz de gülerük. Ulum, neyin var? Yani bak, öyle dalga geçiyoruz falan diye gücen değilsen şurada iki muhabbeti kıra götürüp getireceğiz yani. Şafak sayıyoruz. Neyim var oğlum? Gidiyor. Kim gidiyor? Arkadaşlar. Osman Kanat istifasını vermiş. Gidiyor. Ne? Nasıl ya? Tugay'a gidiyorsun Osman. Oradan da birliğe sevk. Gerçi senin durumunda... Hüsamettin Albay öyle bir gün gördü herhalde. Anlaşıldı komutanım. Yarın sabah birlikte gideriz Tugay'a. Sen bugün vedalaşma işlerini hallet. Emredersiniz. Tam zamanında çıkarttık abi. Abi polise bildirdiler, bizim işte sakata geldi be. Çıkartma lan işinden de sakatından da. Yok yani bizim memuriyetlik işi de elden gidecek, onu diyorum. Ulan sus, eşek yüküyle para verildi. Hadi 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 hadi.
Ver. Bir dakika! Yürü, 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 yürü! Hop beyefendiler, bir dakika! Ay ben sizin TC numaranızın da, polis kontrolünüzün de, güvenliğinizin de! Abi bir dakika dur, anlayalım. Ayşe Taşlıca. Ayşe? Ayşe Taşlıca. Bizim hastamız. Bunu düşürmüşsünüz koridorda. Sağ ol. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi, hadi, hadi. Yaktınız beni, yaktınız. Daha gördüler işte. Bittim ben, bittim. Bana bak. Ağzından tek kelime kaçırırsan asıl ben seni yakacağım. Anladın? O aşağıdaki morga tıkarım seni. Şerefsiz. Hadi. Seyfi! Çabuk ol! Seyfi! Necla, yaşıyorsun. Necla'm. Ben kendim alırım. Aşığım, sadece çorba koyalım. Emredersiniz komutan. Eyvallah. Komutanım, müsaade var mı? Rahatına bak Osman. Sağ ol. Beyler. Komutanım.
Biz aslında arkadaşlarla böyle bir veda gecesi tarzı bir şey yapmayı düşündük ama... yani tereddütte kaldık. Sonuçta emekli olmuyorsunuz. İsabet olmuş. Ben sevmiyorum öyle veda gecelerini. Oğlum yesenize. Bak sonra mutfaklarını vır zıvır aşırmayın ha. Yok. Aşırmayız komutan. Veda etmeyeceğiz. Ben sabah kalkacağım gideceğim. Sevmiyorum öyle veda işlerini. Ama şunu bilin ki... ya bu ekmek niye bu kadar sert ya? Ekmek deyince... bir gün mağarada ballı ton balığı yemiştik, hatırlıyor musunuz komutan? Ballı ton balığı ne ya? Ya abi bir gün intikalde sığındık bir yere, tamam mı? Ekmek yok, bir şey yok. İyi kutu ton balığı var senden, iyi olmasın, tamam mı? Sonra bir de oradan şey bulduk, arı şeysi. Kovan. Arı kovanı bulduk. Allah'ım ya Rabbim ya. Şey hatırlıyor musun? Sarı Hoca böyle arıları oyalıyordu. Taner'le Muharrem de gitti arı kovanına bir operasyon düzenlediler. Ya ne soktulardı ya. Sonra çat çat açtık ton balıklarını, karıştır götür. Berbat bir şeydir o ya. Ya bir de şey olmuş diyor komutan. Muharrem saz çalarken bomba düşmüştü bu. Sorma ya. Herifi 2 kilometre öteden bulduk. Psikopat hepimizden önce çıkmış fırlamış gitmiş. Ya şey çavuş hatırlıyor musun ya? Sait hani görüntü aldıydı da ondan sonra RPG ile yanlışlıkla adamın sığırını indirdiydi. Ben onu adam sandıydım komutan. Ama sığır adam çıkmadı. 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 Beyler. Sizle böyle gülüşmek de... didişmek de... kavga etmek de... savaşmak da... omuz omuza vermek de... benim için büyük şerefti. Hiçbirinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ağa. Ağa, Mürsel ağam bir sıkıntı yoktur inşallah. İyi misin ağa? Daha iyiyim Galapat, iyiyim. Evdekiler de çok merak etti ağa. Amma yaptın kahya ha. Ağa'ya da bizden bir zarar gelmez herhalde ha. Estağfurullah ağa. Ha git işe bak. Kahveç miyim sen? Ben gideyim amca ya, benim bir sürü işlerim müşterim var. Ya amca, yani kusura da bakma, böyle evden yeni cenaze çıkmış, ben de sana işten güçten böyle dem vuruyorum ama hani yemin olsun biraz kafan rahatlasın diye yapıyorum bunları. La ölenle ölüm mü? Ne unutabilirsin, ne de onunla gidebilirsin. Ha işte böyle bir şey. İş nasıl ama amca? Müthiş değil mi ya? Değil. Gerçi ben anlamam böyle şeylerden ama iyi. Ya eşeğin kuyruğu gibi kalıyoruz amca ondan sonra ya. Yok ondan anlamayız, bundan anlamayız, onu bilmeyiz biz, yapamayız.
Girelim şu işe ya. Sökelim alalım ya. Payımıza düşen neyse gidip alalım ya. Vallahi ben Tekintaş Madencilik diye tabelayı yaptırıyorum, asıyorum. Sen de gel yanımda otur ya. Çay iş, kahve iş. Ben senden başka bir şey istemiyorum ki. Destek ol bana sadece. La kafamızda bir döndürek. Döndürek bak. Ha, yarın bana uğra. Bunun üzerine konuşalım. İyi amca, tamam. Seslensinler mi Osman hastayım hanım, geç kaldıysanız. Ya personel şube saat tam 10'da demişti ama neyse işini bitirsin de. Hazır mısın Osman? Gidelim mi? Hazırım komutanım. Gidelim. Sağ ol. Sensiz buralar fazla akıllı olacak ula. Kendine iyi bak. Bizi unutma. Sağ olun komutanım. Siz de iyi bakın.
Hakkını helal et. Dandun edip kalp kırdığımız olmuştur ama ben senin abinim. He? Estağfurullah komutanım. Siz de hakkınızı helal edin. Komutanım. Vay. Mahmut. Aslan Mahmut. Hakikaten gidiyor musun ya? Ne? Bari ben sermayeyi biriktirene kadar bekleyeydin ya. He? Birlikte tavukçunun içine girerdik. Ya gidip ne yapacaksın ya? He? Bak. Burası temiz hava. Dağ havası. Hem ne bileyim. Arkadaşlar var. Poyraz değil mi? Muharrem. Sait. Sarıca. Deneyecek misin Osman? Bize küçük gelecek İbrahim. Küçük mü gelecek? He. Kocaman ev neresi küçük gelecek bunu? Biz. Serbülent'in odası. Osman'la gelecek Nihan'la. Allah izin verirse torunlar da olacak yavaş yavaş. Nereye sığacağız İbrahim Efendi? Ha, söyle bakayım. Yalnız kocanam bu laf bana gıyım gıyım geliyor. Allah'a sen açıkça söyle. Ben istenmediğim yerde durmam. Durmadım da biliyorum. Aman be Serbülent sen de ama alıngan oldun be oğlum. Şimdi sana laf söyleyen mi var? Ya Fatma bir şey diyeceğim. Şimdi ben apartman mı alabileceğim? Ha, İbrahim Kanat'ın evi neresi? Burası değil mi? Ben ne edeceğim başka? Çare bulacağız İbrahim Efendi. Yolu yok çare bulacağız. Allah'ın izniyle çocuklar da geliyorlar. Yahu çare bulacağız diyorum da şimdi bakalım onlar bizle oturmak isteyecekler mi? Belki onlar bizle oturmak istemeyecekler. Oturmayacaklar bizle. Bence de oturmazlar. Bence de oturmazlar. Osman'ı biliyorsun. Canım kanım çok severim. Kardeşim benim. Emme acık kasıntıdı. Gelin de sen. Gelin de koca avukat. Akşam senin bulaşığını yıkayıp da sabah koca babama kahve pişecek. Olmaz öyle şey kocana. Kusura kalma. Bence kalmaz daha bu da. Hadi oradan be. Gül gibi ev. Niye oturmayacaklarmış? Ha? Osman bir de ev mi arayacak? Allah Allah.
Allah Allah. Sebilent kalk üstünü başını giy dükkana gidiveriyoruz. Osman geliyor ya artık uçağa bakma gari. Bombardıman uçağı gibi uçağa gari. Konuşuyorduk ne oldu? İçeride mi değil mi? Evet komutanım sizi bekliyor. Gir. Seyretmeniz bittiyse Asteğmen'im. Selamınızın nerede kaldığını sorabilirim herhalde. Size saat tam 10 denmişti. Haber verilmişti değil mi? Evet. Evet. Evet komutanım. Peki o halde neden saat tam 10'da burada olmadınız? Geçerli bir mazeretiniz var mı Asteğmen'im? Yok. Ama bir arkadaşımızın tayini yani istifası nedeniyle bir tür vedalaşma oldu ve ben de... Verin onları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tayin ya da istifa olması görülmemiş bir şey değil tabii. Hatta belki şaşıracaksınız ama emeklilik bile görülebiliyor zaman zaman. Arkadaş uğurlarken karakol faaliyetlerine de ara veriyor musunuz Asteğmen'im? Çeliktepe'nin ara verip vermediğini görmemiş olabilirsiniz komutanım. Ama yakında öğrenirsiniz. Bu cümleyi bu üslupla söylenmemiş kabul ediyorum Asteğmen'im. Gidebilirsiniz. Personelinizin ayrılması sizin için gerçekten kayıp. Dosyasını inceledim. Osman'ın dosyasını mı? Evet, Osman Kanat. Eskişehir onun için gerçekten bir ödül. Ama onu anlıyorum. Anlıyor musunuz? Bana burası değil de... İzmir çıksaydı mesela, ben de gitmezdim. Ve bunu da çok fazla insanın anlayabileceğini sanmıyorum. Ben sanırım Osman'ı anlayabiliyorum komutanım. Ve sizi de. Osman, bak iyi gelecekse çıkıp biraz hava alalım istersen ha? Yok. İyiyim ben böyle, sağ ol. Çay söyleyeyim. Ben hep senin yanında olacağım. Kanama ve organlardaki hasarla uğraşacağız. Omurgadaki zedelenmenin boyutlarını bilmiyoruz. Yaşatmayı başarırsak ancak ondan sonra kalıcı sakatlık konusunda akıl yürütebiliriz. Siz neden hastaneden buraya getirdiniz hastayı? Bu onun için son derece zararlı. Sizi çok methettiler doktor bey. Size güvendik. Bundan sonrası size kalmış. Doktor bey, yaşatın onu. Ne isterseniz yaparım. Sadece yaşatın. Elimizden geleni yapacağız. Müdür bey. Buyurun. Bu kısmı başka hiç kimse kabul edilmeyecek. Ama bu çok maliyetli bir durum.
Orası mühim değil. Sen ihya oldun say. Ha? Bir de küçük bir ricamız daha var. Nedir? Tam mahremiyet istiyorum burada. Öyle kayıttı, koyuttu, girendi, çıkandı olmayacak. Anladın? Pekala. Ödemeyi sizle mi konuşacağım? Merak etmeyin, arkadaş sizinle ilgilenecek. İyi günler. Seyfi. Buyur abi. Bu müdür kılıklığıyla ilgilen bakalım. Hani ihtiyaçlarını gider. Anladın sen? Bir de gözünü iyice bir korkut. Tamam abi, ben hallederim. Necla'yı aklayanmış şimdi, öyle mi? He, o adam. Sen askerlik yaptın Sadık Erbal? He, yaptım. Deme. Nerede? Neciydin sen? Askerlik? He. İskenderun'da. Denizciydim ben. Oha! Ula oğlum, sen iki lege suyu hiçbir arada gördün Sadık Erbal. Bunlar niye soruyor sana Erbal? Niye soruyan bilirsen? Bak ben bu rütbe mütbe bunlardan anlamıyorum ha. Nereye gel gel. Bu neydi bu Osman Kanat? Bunun rütbesi ne? Uzman o ya. Uzman çavuş işte. Bir uzman kök söktürdü size ha. Necla'yı hakladı. Nasıl biriymiş bu? Kim? La oğlum bu uzman işte ha. Ya, iyi asker değiller. Ah. Askerin iyisi de oluyor öyle mi? Eval neticeden belli değil. Anlaşıldı, anlaşıldı Sadı. Bu kampa hakikaten el atmak gerekiymiş. Yani rezillik. Gidebilirsin, gidebilirsin. Bakalım kaç kulağın varmış uzman. Gir. Gel Haluk, gel. Otur. Osman Kanat meselesi mi komutanım? Evet. Ayrılmak istiyorum dedi. Düşünebiliyor musun? Vallahi cesur çocuk komutanım, ne yalan söyleyeyim. Bir F-16 mı kıymetlidir? Bir denizaltı mı ya da bir füze savunma sistemi mi? Yoksa bir Osman Kanat mı daha kıymetlidir? Kurmaylığın ve komutanlığın gerçek sorusu budur. Bunun cevabını bilirsen, imkan ve kabiliyetini bilirsin, kazanıp kazanmayacağını da bilirsin. Benim masamdaki soru, işte bu soru. Ya sen de amma takıldın hastayım benim ya. Takılma o kadar ya, vallahi Allah. Yok ya, takılmıyorum da. Ya bir hata da yapmadık başlamışım, anladın mı? Ya genç değmendir onlar, yapar heyecanlıdır onlar ya. Bir de değilsin ki bayan he. Ya, konu o değil tabii de. Yani biraz şey konuştu yani. Neyse ya, boş ver. Valla Osman olmayınca çay içesim bile gelmiyor, inanır mısın? Hastayım hanım. Her sülaleye bir deli lazım. Bizim karakolun delisi de oydu. Ama ne yaparsın ki, gitti işte. Onun için iyi olsun da. Onu umalım. İnşallah hastayım hanım. İnşallah.
Ben Sifil'de giderim Osman Kanat'ın yanına Emoğlu. Kırşehir'den orası kaç saat çeker ki zaten? Deveyle mi gidiyorum be abi? Bin otobüse git işte. Ben zaten yakınım. Ben gider gelirim. Benim biraz zor. Meryem. Bir. Çok uzağa gitti değil mi? Bırak da gitsin artık Emoğlu be. Mezarlıkta olanları görmedin mi ya? Adam gitsin hanımıyla, çoluyla, çocuğuyla huzur içinde otursun ya. Biz silah arkadaşız değil mi Emoğlu? Ayıp ediyorsun. O zaman eğer olur da gidersin beni de alsana. Oha be Mahmut. Adam Kırşehir'den Isparta'ya gidecek, geçerken de Diyarbakır'dan seni alacak. Süper ya. Çılgın tavuk imparatoru dedem benim. Ben seni her yerden alırım. Kim var lan orada? Çık oradan! Kim o? Ulan Sibop hayvan, gidip yatsana be! Gecenin bu vaktinde, tövbe tövbe. Osman, donacağız burada abi. Ayrıca donmasak bile bizi burada her an kesebilirler, biliyorsun değil mi? Keserler. Çünkü bölgenin en keskin manyak nişancı jandarmasıyla en profesyonel istihbaratçısı burada, bu ıssız yerde oturuyorlar. Hey Allah'ım ya. Manyak mıyız abi biz? Halis. Hadi çay iç abi. Manyağız abi biz. Gidip bir yerde oturacaktık abi. Termosa çay doldurup burada içmenin ne manası var? Halis. Bir. Biz buralardayken sesini o kadar yükseltme. İki. Çay iç abi. Çay her şeye iyi gelir. Sığamadın değil mi Tuka'ya? Hüsamettin baba, sen orada başını belaya sokmayasın diye seni buraya aldı. Sen burada da dağın yolunu buldun be abi. Halis be. Benim burada, bu dağlardaki son gecem. Bırak böyle olsun. Üzgünsün değil mi? Biliyorum. Çocuklarla vedalaşmadık. Sevmiyorum zaten öyle veda işlerini biliyorsun. Hüsamettin abiye de kızmadım be. Babaya kızamam zaten. Ama ben niye buradan apar topar gidiyorum abi? Benim kanıma dokunan ne biliyor musun? O kadın yüzünden tehdit ediliyorum. Zaten yani nişanlım ve ailesiyle aram... Ne bileyim ya. Tamam. Örgüt beni hedef almış, mimlemiş, tamam. Ama ben neden buradan tüymek zorunda kalıyorum abi? Ben niye tüymek zorunda kalıyorum abi? Osman Kanat kimin işine gelmiyorsa o gitsin. Osman Kanat kimin işine gelmiyorsa o buradan defolup gitsin abi. Ben niye gitmek zorunda kalıyorum Halit? Benim burada kalmam lazım. Benim burada kalmam lazım. Osman, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya, harbiden has adamsın ha. Yeminle. Sen var ya, bu dağlar
Senin gibi birisini bir daha ya görür ya da görmez. Sana var ya, sana helal olsun be toprak. Sana da. Halis. Bir çay koy be. Fırsatı da hiç geçirmiyorsun ha. Ya hadi toparlanın hadi. Kendinden çok emin görünüyor. Bir de çatışmada göreceğiz bakalım. Buraya el koymaya geldi Sadu. Olacak o kadar. Ne düşünüyorsun sen Eval? O bölük açık artırmaya kondu Sadu. Fazla veren alacak. Bize de bu kulak keseni gönderdiler ki biz hem kulak hem burun keselim diye. Biz de bizden isteneni yapacağız. Necla'yı öldüren uzman araştırıyor. Adam Necla'yı indirdi. Bir de Miro'ya baksın. İyidir. İyi. Hadi biraz ateş yakalım. Ben burada başka bir bölük görmek isteyem. Ben burada bu dağların en yaman savaşçılarını görmek isteyem. Şundan emin olabilirsiniz ki bir yere gittiğimizde, gittiğimiz her yerde en önde Miro olacak. Bu kampın yol geçen anı olduğu günler bitti. Bu kampın korkusu bitti. Bundan sonra biz beklemeyeceğiz. Bundan sonra bizi bekleyecekler. Hadi. Evet. Demek artık gidiyorsunuz bana. Evet komutanım. Peki. Ne yapacağını karar verdin mi? Babam bir şeylerden bahsetti. Dükkan falan. Dükkan. Güzel. Peki ne üstüne? Bakkal dükkanı komutanım. Hayırlısı olsun. Bana kızgın mısın? Hayır komutanım. Estağfurullah. Ben olsam kızardım. Neyse. İmzayı attım Osman. Umarım doğrusunu yapmışımdır. Hayırlı olsun. Sağ olun komutanım.